Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Taşkent muhabirimiz Şahrukbek Alimov karşımızda. Şahrukbek bir süreden beri bizimle olamadı yayınlarda. Kendisi koronavirüs salgınından nasibini aldı, hastalığı geçirdi, atlattı. Şimdi son derece sağlıklı bir şekilde karşımızda. Geçmiş olsun dileyerek başlayalım bağlantımıza. Alalım senden Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıkların ayrıntılarını. Özbekistan'da da yangınla mücadele var. Nedir detaylar, senden alalım. Evet, Şahrukbek Alimov bizi duyuyor. Evet, Özbekistan gündemiyle devam edelim. Malum yangın konusu Türkiye'de gündemde. Maalesef Özbekistan'da bir küçük yangın yaşandı. Özbekistan'ın Cizak vilayetine bağlı Zamin ilçesinde dağlı ve orman bölgelerinde küçük bir yangın yaşandı. Yaklaşık 80 hektarlık bir alanda yangın yaşandı dağlı ve orman bölgelerinde. Acil Durumlar Bakanlığı dün günün ilk yarısında yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı ve bunun için gerekli araçlar sevk edildi. Özellikle 400 görevli ve 4 helikopter ve diğer araçlar bu yangın söndürme operasyonuna sevk edildi. İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan da bu konuda destek sağlandı. Öte yandan Özbekistan biliyorsunuz çok uluslu bir devlet olarak 130'dan fazla milliyet ve etnik grupları barındırıyor. Şu an 10 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bir kararıyla Özbekistan'da 30 Temmuz Halklar Dostluğu Günü olarak tesis edilmişti ve geçtiğimiz günlerde Özbekistan'da bu gün kutlandı ve ülkedeki çeşitli halklar ve milliyetlerin dostluğu ve barışı için katkı sağlayan kişilere devlet tarafından ödül verildi. Cumhurbaşkanının imzasıyla bir karar çıkartıldı ve bu kararda dediğimiz gibi halkların dostluğuna katkı sağlayan kişilere ödül tesis edildi ve Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'nın katılımıyla gerçekleştirilen bu törende Cumhurbaşkanı'nın tebrik mesajı okundu ve dediğimiz gibi ödüller sahiplerine teslim edildi. Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın Şevket Mirziyoyev'in bir kararı daha imzalandı ve yüksek lisans eğitimi için devlet tarafından öğrencilere devlet kredisi tesis edilecek. Yani öğrenci eğitimi sürecinde devlet kredisinden yararlanarak eğitimini devam ettirecek ve mezun olduktan sonra yani 7. aydan itibaren ödemeye başlayacak ve 7 yıl boyunca bu devlet tarafından aldığı krediyi temin edecek. Şu anda ülkede 100'den fazla yüksek öğretim müesseseleri faaliyet yürütüyor. Eğitimler devlet burslu ve ücretli olarak devam ediyor ve ücretli eğitim için hak kazanan öğrenciler artık devlet kredisinden yararlanarak eğitim sahibi olabilirler, meslek sahibi olabilirler ve ileriki hayatlarına yönelik planları gerçekleştirebilecekler ve bu devlet kredisi Özbekistan'da bir ilk olarak uygulamaya bu eğitim yılından itibaren uygulamaya konulacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şahrukbek Alimov Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıkları aktardı sevgili seyirciler.